Parmak. Günaydın, hoş geldin. Bu ne güzel sürpriz oldu böyle. Evet, bugün öyle oldu. İyi misin? İyiyim. Bak eğer kahvaltı yapmadıysan gel beraber. Gerek yok. Ben kahvaltımı yaptım. Bir şey mi oldu evde? Bir tuhaflık var sende. Kenan seninle açık konuşacağım. Tabii. Gel otur şöyle, gel. Ben hastaneden çıktığımdan bu yana düşünüp duruyorum. Bizi, olanları, evliliğimizi. Çok apar topar evlenmeye karar vermişiz. Vural mı soktu bunları kafana? Nereden çıktı şimdi? Annemin ölümü, benim hastalığım, ayrı gayrı yaşamamız. Her şey o kadar kafamı karıştırdı ki. Hayatım hakkında net kararlar almak istiyorum artık. Öyle sürüncemede olmak istemiyorum. Bir de tabii insan ölümün eşiğinden dönünce o kadar bencilleşiyor. Irmak'cığım, anlıyorum. Bak, biliyorum, görüyorum da zor bir dönemden, zamandan geçiyorsun. Anlayamazsın Kenan. Benim yaşadıklarımı yaşayamadan anlayamazsın. Günlerdir düşünüyorum. İstanbul'dan ayrılmanın benim için daha iyi olacağına karar verdim. Ayrılmak mı? Cenevre'ye gideceğim. Tedavim orada devam edeceğim. Hem orada da bir evimiz var. Buradaki olanakları orada kolaylıkla sağlayabilirim. Peki biz? Biz mi? Biz ne zaman biz olabildik ki? Bundan sonra da olmamız çok zor. Boşanmak en doğrusu. Alo. Seni dinliyorum avukat. Ne oldu yine sabah sabah? Ne? Bir dakika, ne saçmalıyorsun sen? Hayır, sen emin misin boşanmak istediğini söylediğinden? Yani Irmak, ben anlamıyorum. Daha düne kadar çocuk isteyip aile olmak isteyen kıza ne oldu? Yani birden bütün hayallerinden vazgeçip ülke değiştirmek isteyecek kadar ne olmuş olabilir? Bir şey olmadı Kenan. Sadece olaylara daha objektif baktım da gerçekleri ve istediklerimi görüp dile getiremediğimi anladım. Olmayacak şeye heves etmenin bir alemi yok değil mi? Irmak, bak bana doğruyu söyle. Vural mı zorluyor bir şeyleri seni? Abimle bir alakası yok. Bu kararımı ona da açıklamadım zaten. İlk sana söylemek istedim. Peki ben neden buna inanmıyorum? Bana inanmadığın için olabilir mi? Beni çocuk olarak görüyorsun. Ama ben kendi kararlarını alabilen bir kadınım. Abimin bu durumda hiçbir ilgisi yok. Ben artık kalkayım. Avukatla randevum var. Bak. Bak. Eğer seni kırdıysam... Hayır Kenan. Tam aksine. Sen beni kıracak veya üzecek hiçbir şey yapmadın. Belki de bütün hatam buydu. Beni mutlu edeceğim diye kendin mutsuz oldun. Ben her şeyin farkındayım. Bak. Çok üzgünüm. Ben hiç değilim. Sonuçta olmayacak şeyi zorlamanın bir anlamı yok. İnsan ait olmadığı yerde olmamalı. O yüzden gidiyorum. Kendine iyi bak.